Kader Sarı Denizli'den bize başvurmuştu. 19 yaşında biliyorsunuz sevgili Kader. Annesi Gülhan tarafından Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakılıyor. Sevgili annesi Gülhan Hanım da canlı yayında Denizli'de karşımızda. Gülhan Hanım mecburiyetten, işte dün telefonla yayına bağlanmıştınız. Mecburiyetten kızınızı bıraktığınızı, işte baba da sahip çıkmadığı için, gebeliği de sonlandırmak için işte bırakmak zorunda kaldım demiştiniz. Kader, annen karşında. Ya seni hiç sevmedi mi annen sence? Hiçbir şekilde sevmedi. Sevseydi ya babamı saklamazdı ya da babamı da boş verdim, bana annelik yapardı. Yani anneliğini de görmedim, değeri de görmedim, ne saygı gördüm, ne sevgi gördüm, hiçbir şeysini görmedim. Hiçbir zaman bana kızım diye gelip benim saçımı başımı hiçbir şeyimi okşamadı ya da ben o gün gerçekten çok kötü hıçkır ağlıyordum. Ağlaman bittiyse odana git, odanda devam et ağlamana. Hiçbir şekilde bana değer ya da sevgi göstermedi. Onları da geçtim, bir kere olsun bana saygı ya da bir adım bile atmadı. Ben ona 10 adım gitsem o bana 20 adım benden uzaklaştı hep. Kulağımdaki şey problem tamam arkadaşlar, giderildi, rahat olun. Benim de yayın rejiyi duymam lazım. Gülhan Hanımcığım merhabalar. Duydunuz mu kızınızı? Merhabalar. Kader sizin kızınız değil mi? Evet benim kızım. Yani hiçbir zaman bana değer vermedi, bana doğru düzgün annelik yapmadı. Beni sevseydi zaten yurda vermezdi. Ya ben de anneyim diyor. Şu anda 4 aylık bir torununuz var biliyorsunuz. Ben ona kıyamıyorum, evet. Hiçbir yere bırakmıyorum ama annem bana kıydı. Hastane çocuk esirgemeye bıraktı diyor. Neden bıraktınız? Evet bıraktım, evet bıraktım Didem Hanım. Dün de size söylemiştim, mecburiyetten bıraktım. Kadın sığınmaya gidebilirdin. Giremedin mi? Gidemedim. Niye? Zor mu geldi sana kadın sığınmaya gitmek? Evet zor geldi. Belli. Bir çocuğu doğurup atmayı becerdin ama bir kadın sığınmaya gidip 6 ay boyunca dişini sıkma. Kader sen bir aradan çekilir misin lütfen? Niye? Benle konuşamıyor musun? Kader, annelik yapmadın bari burada bak. Konuş. Annelik yapma gene burada konuş ama. Hiçbir zaman konuşmayı beceremedin. Zaten bu saatten sonra sana ne annelik yapmaya, ne ablalık yapmaya ya da yüzünü görmeye niyetim yok. Sen benim, bana tamam annelik yapmadın, ablalığı da hiç yapmadın zaten. Benim bir düşman belledin hep. Sen beni hep düşman belledin ki hiçbir zaman bir şey yapmadın bana. Çok şükür ki düşmanımsın Kader. Aha teşekkür ederim. Nasıl çok yani? Çok şükür. Yani Kader sizin evladınız, sizin düşmanınız mı Gülhan Hanım? Didem Hanım söylediği lafları siz duymuyor musunuz acaba? Şöyle size... babamı yani... saklıyorsun benden. Ben sana nasıl böyle şekilde devam etmeyeyim, bu şekilde davranmayayım? Kader. Babasını öğrenmek istiyor. Kader bir de deli bir dinler misin? Tabii ki de. Tabii dinleyelim anneni de lütfen. Tabii dinleyelim anneciğim. Sesini çıkarmadan bak tek kelime etmeden beni dinle o zaman. Tamam sustum, dinliyorum anne tamam. Dinliyorum. Bekle anne de deme bana bak Kader. Tamam dinliyorum canım. Aa, anne demesin sakın. Mi? Tamam dinliyorum. Hayır demesin. Sakın dedim bak. Tamam sustum. Didem Hanım ben size şunu söyleyeyim ilk başta. Ben babasını neden sakladığımı size söyleyeyim. İnsan değil. Nasıl? Babası nasıl bir insan? Tekin bir insan değil. Ha, yaşıyor tekin yani. Bir insan olsaydı emin olun ki Kader'den önce ben onun babasının kim olduğunu, varlığını, her şeyini ben ona kendi elimle gösterirdim. Bir yıl evli kalmışlar, resmi nikahları da varmış. Ben tekrar ses kaydını dinledim. Attım hatta ihbar altına, belki verirler buraya. Kapatır mısın lütfen dedim bak. Tabii ki de canım. Siz bize dün şunu söylemiştiniz. Ben işte Kader'im babasıyla birlikte oldum. Ailesi hamile oldum. Ailesi kabul etmedi. Gebeliği sonlandırmak istedi. Ben de çocuğu dünyaya getirmek istedim. Ayrıldım. Ama şimdi kızınız diyor ki bir yıl evli kalmışsınız babasıyla. Hayır yalan söylüyor. Öyle bir şey yok. Ses kaydı var. Kendi ağzıyla söyledi. Attım yayınlayabilirler. Bak, öyle bir şey yok dedim. İzin verirseniz o ses kaydını yayınlayabilir miyim peki? Ben daha dinlemedim. Yayınlayın. Ha, ya, öyle bir şey yok. Tamam. Sizin onayınız var mı? Var söyleyeceğim. Ya önce siz beni bir dinleyecek misiniz lütfen? Tabii hayır ben dinleyeceğim sizi ama buna onayınız varsa benim arkadaşlarım hazırlasınlar. Sona doğru abla konuşma oradan girdik. Sonda doğru başladım. Ben de annenle konuşuyorum. Tamam. Gülhan Hanımcığım onayınız var mı lütfen? Didem Hanım şimdi hiçbir şey onaylamıyorum. Siz önce beni bir dinleyin. Peki, ondan sonra ona karar veririm ben size. Tamam söyleyin peki buyurun. Şimdi ablacığım bu adam tekin bir insan olsaydı emin ol ki ben ondan daha çok istiyorum babasının bir araya gelmesini. Ama insan tekin bir insan değil. Ve ben şu ana kadar da Kader'i korumak amaçlı hala onu göstermiyorum. Kim olduğunu söylemiyorum. Özellikle de üstüne basa basa söylüyorum. Kader'i korumak için yani. Sen beni kendinden korumadın. Ben kendimden, ben sana ne yaptım da ben seni kendimden korumadım acaba? Sen beni her gün dövdün, her saat dövdün. Yanındaki oğlun mutlu olsun diye, senin oğlun mutlu olsun diye ben senden dayak yedim, dayak. Nasıl? Sadece oğlu mutlu olsun. Bir dakika Gülhan bir şey söyleyeceğim. Bir, çocuk SMA hastası. Evet, lütfen evet, SMA hastası. Ben güleyim biraz bak, diyordu. SMA hastası bir çocuğu lütfen şey yapmayalım yani. Hayır hayır ama gerçekten oğlu sadece mutlu olsun diye oğlu dedi diye bana hep dövüyordu. Her zaman da dövdü. Sen benim sopalarımı unuttun galiba diye beni yurdan aldın her dakika dövüyordu. Direkt geldiğim gibi döverdi. Canım. Seni döve ben seni ne hale getirmişim bak. Ne güzel ne hale getirmişim ben yani seni. Ben senin sayende böyle olmadım. Eşim benim arkamda olduğu için ben dimdik ayakta durdum. Tabii canım cezaevinde sana baktı o. He cezaevindeyken 5 lira vardı sadece cebim. Denizde dolmuş paraları sadece 5 liraydı abla o zaman. Bak sadece dedim yanımda 5 lira var yanına geleceğim. Eğer yanında... Çok özür dilerim. Yanında beni tutacaksan ben senin yanına geleceğim. Bak benim başka param yok dedim. Tamam gel dedi ben seni tutacağım dedi. Yanında kalacaksın hiçbir yere göndermeyeceğim yanında anne kızı gibi olacağız dedi ben de tamam dedim ben sana evlat olayım o zaman sen de bana annelik yap o zaman dedim o da tamam dedi ben yanına gittim kocası var ya bunun Osman onu çok seviyor ona aşık ya sözde şu anki ondan da bahsediyor galiba. Orada ben onu bırakacağım zaten mirasın bir onaylasın ben zaten onu bırakacağım falan diyor neyse o istemiyor zaten beni o istemet diye 5 lira cebimde hiç para yokken ben oradan 1200 evlerden meydana kadar yürüdüm bayram yerine ki ben 1,5 saatten önce gittim kızınızı sevmek bir yana ona şiddet uyguladığınızı sırtındaki kamburda sürekli sırtına böyle bir şeylerle vurduğunuz için sırtındaki o kamburlukla sizin şiddetinin sonucu oluşmuş öyle mi? Peki ablam biz bunu doktor muayenesine götürelim benim bakalım benim dövdüğüm şekilde mi kambur olmuş bu? Evet onun yüzünden oldum. Hatta ben kuruma tekrar kabul gittim 2019 yılında. Gitmeye? Ben sizin oraya geleyim de gidelim doktor. 2019 Hı-hı. yılında. Kabul ediyor. Kabul ediyor Gülhan Hanımcığım. Tamam 2000... ben onu doktora götürürüm. Her şey olurum ben. Çünkü ben öyle bir şey yapmadım. Sen mi götüreceksin? Ben Didem ablayla ya da ekip arkadaşlarıyla giderim. Onlar direkt doğruyu söyler. Evet, sen yalanlarsın gene. Ben 2019'da kurumla beraber o seni yüzmeye gitmen lazım dedi ki ben sudan çok korkuyorum ben gitmek istemedim. Bana egzersizler verdiler ben yapmadım. Yapmak istemedim çünkü çok canım acıyor. Yani sırtındaki o kamburluk, evet. O eğrilik, sorumlusu annen yani. Hepsi var zaten. Tamam. Arada girmek istemiştim ama giremedim. Hamileydim o zamanlar. Gülhan Hanımcığım kızınızı verdikten sonra neden geri almadınız? Ablam ben size dün de söyledim. Benim başımda sigortam olmadığı için, sigortalı bir işim olmadığı için devlet hep bana ters tepki verdi. Yok, senin sigortan yok, gelirin yok. O yüzden bana verilmedi o çocuk. Başta vermeseydi, kuruma vermesi çok kolay. Oradan geri çıkarması çok zor. Gülhan Kayhan. Ben onun gibi bir anne olmamak için alt içtim biliyor musun abla? Ben kızıma onun gibi bir anne olmamak için, onun bana davrandığı şekilde kızıma hiçbir şekilde yapmamak için ben ant içtim, yemin içtim kendime. Duydunuz mu? Ya sizin gibi olmamak için. Bana yaşattığı eziyetleri, acıları ben kızıma yaşatmamak için gerçekten yemin ettim. O kadar eziyet insan annesi yaşatır mı ya? Yaşatıyor. Kendi yetmedi kocasıyla beraber. Tabii canım. Siz de bir annesiniz. Siz acaba sizin aklınız bunu eriyor mu benim bu kıza bu hale soktuğum, benim bu kıza bu kadar şiddet uyguladığım? Ya Allah rızası için Fatma teyze bak, beni izliyorsa. Ben ikinizi de dinliyorum ama ben burada ne gördüm biliyor musun Gülhan Hanımcığım? Bodrum'da bir anne vardı Turcan. Kızı Gamze Sakallıoğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla şu an cezaevinde biliyor musun? Biz çok şey gördük ama ben Kader mi doğru söylüyor, sen mi doğru söylüyorsun? Ben sadece tarafsız dinliyorum. İkinizi de dinliyorum bir tane. Ben size şunu söyleyeyim. Ha. Tövbeler olsun ona bir kere elim kalktı. O gün dün de size ben programda söyledim. Onun dışında kesinlikle benden hiçbir şekilde öyle şiddetli bir dayak yemedi o. Anlatayım mı ben? Sadece bir kere Karasal'da tokiler vardı. En üst komşumuzda çok sıkı fıkılardı. Hatta babamın ölmediğini falan o söylemiş. Annem ona söylüyor. O Fatma teyze de bana söyledi. Ben sonra inandım zaten. O gün de çok kötü dayak yemiştim hatta. O çok iyi biliyor. Korucu babam bile arayıp söylemiş yani. Ben o sayısı kaydını dedim. Sonra onun numarasını aldım. Telefonu kapatmış. O hattı kapatmış. Gülhan Hanımcığım şimdi babası tekin biri olmadığı için saklıyorum diyorsunuz ama ama kurumdaki bir öğretmeni Ahmet Atgüden diye birinin ismini veriyorsunuz. O da Denizli'de yaşıyor. Abla öyle bir şey yok. Kesinlikle o adamla Kader'le hiçbir alakası yok. Bir yıl evli kalmışlar abla öyle anlatıyor. Hepsini anlatıyor. Keşke yayınlar mısınız? Lütfen yayınlayın. Bir dakika. Sonlara doğru ondan bahsediyoruz. Ben de dinlerim olmazsa onay verirse de yayınlarız zaten. Peki siz neden...